Merhaba Audi ailesi. Araçlarımızda bulunan MMI kontrol panelinin birçoğunu sormakta. Araç sahiplerinin bilmediği özellikler olabilir veya aracı almak, satın almak isteyenlerin merak ettiği konular olabilir. Sizlere kısaca bahsedeceğim. Öncelikle navigasyon tuşumuz bulunmakta. Navigasyon tuşuna bastığımızda aktif edebiliyoruz. Ancak aracımızda navigasyon bulunmadığı için maalesef ekranımızda gözükmemekte. Türkiye'ye gelen araçların genelinde navigasyon bulunmamakta. Birçoğu yurt dışı siparişli veya opsiyonel fabrikasyon olarak satın alınanlardan veya yurt dışından getirilen otomobillerde bu mevcut. Bir diğer alt tarafında info denilen araç bilgilendirme sistemi, deprem ve benzeri universal veya herhangi bir ülkemizdeki acil durumlarda bize uyarı verecek bir panel bulunmakta. Bir diğer husus araçlarımızda bulunan bluetoothlarda muhtemel birçok altılarda da mevcut. Burada rehber tuşu ve telefon bağlantı tuşu mevcut. Bazılarımızda araç telefonu, bazılarımızda bluetooth bağlantı sonrası bunu aktif olarak kullanabilmekteyiz. Bir diğer husus burada radyo panelimiz var. Gördüğünüz gibi radyoda hafıza, gördüğünüz gibi buradan frekansları ayarlayabildiğimiz nokta, ses kalitesi, buradan subwoofer'ımızı kısabiliriz veya tizlerimizi dediğimiz tweeter balanslarımız, sesin hangi bölgeye ulaşabileceğini buradan seçebiliriz. Geri tuşuna basarak bu panelden çıkarak ana ekrana ulaşabiliriz. Bir diğer husus burada araba ve setup denilen ayarlar var. Setup ayarlarımızda burada daha çok radyomuzla alakalı. Kısa mesafe kaliteli veya uzun mesafede, çok daha uzun mesafede tahmin ettiğinizden frekansları yakalayabilmekte. Bunları size optimal şekilde ulaştırabilmek için aracımızın bir yazılımı mevcut. Burada filtre dediğimiz ne tür şarkıları radyoda dinlemek istersek bizim yerimize araç bunları seçmekte. Bir diğer husus burada bulunan araç ayarlarından. Aracımızın akustik geri park sistemi. Buradan sesleri seçebiliriz. Sesin yükseklik hızı. Burada sesin frekans tonu. Ben bunu kullanıyorum. Bir diğer alt tarafta iç aydınlatma, ambiyans aydınlatması. Bunu kısabiliriz. Gece sürüşlerimizde gözümüzü alabilir. Bir diğer husus gelecek olursak, burada aracımızın batarya seviyesi, yani akü seviyesi bulunmakta. Aracımız park halinde müzik dinlerken akümüzün bitme korkusunu yaşamamaktayız. Aracımız %80'e kadar kullanım vermekte. Olası batarya ömrünü tamamladığı süreçlerde %20'ye kadar iner. %20'de tamamen tüm elektriğini keser. Bu da marş basabilmeniz için size böyle bir sistem uygulamışlar. Böyle bir yazılım geliştirilmiş. Yine alt tarafında bulunan Sensor Kilit, yani kilit sistemi. Burada aracın kapılarını açtığımızda hangi kapıların açılmasını istersek, hangi kapıların kapanmasını istediğini seçebiliriz. Altı araçlarımız makam araçları olduğu için güvenlik en yüksek husustur. Kapılar açıldığında sadece şoför tarafı veya makam bölgesini aktif edebiliriz. Bir diğer hususa gelecek olursak, aracın park halindeki aydınlatma sistemi. Araca yaklaşırken kapıları açtığımızda bize buradan seçebileceğimiz 60 saniye, 30 saniye veya kapalı bir şekilde daha ara süreler seçerek aracımıza kapılarını açtığımızda sis farları ve dış ambiyans, ayna altları, stoplar ve ön sis farları bizleri karşılamakta. Aynı şekilde kapıları kilitlediğimizde yine tekrar bütün aydınlatmalar aktif olmakta. Bir altımızda bulunan, burada aracımızın yol bilgisayarının kontrolünü tamamen MMI ekrandan yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz üzere hız uyarısını aktif edebiliriz. Benim en son 240'ta kalmış. 240'ta bu hız limitini tutalım. 240'ı geçersek bize bir uyarı da bulunmakta. Burada birinci yol bilgisayarımızın ayarları var. Birinci yol bilgisayarımızın nelerin gözükmesini isteyip istemediğini seçebiliriz. Sürüş zamanı, maksimum hız, sürüş kondisyonları ve ortalama kondisyon veya kalan yakıtımızı seçebiliriz veya bu sistemi tek tuşla tekrardan sıfırlayabiliriz. Yine aynı şekilde geri gelerek ikinci paneli seçtiğimizde şu an gördüğünüz gibi ortalama 10 litre yakıtım bulunmakta. Ben bütün sistemi buradan sıfırladığımda gördüğünüz gibi aynı eş zamanlı olarak yol bilgisayarımda şu an sıfırlamış durumda. Şu anki yakıtımla gidebileceğim menzil gözükmekte. Bir diğeri de son aktif anlık olarak yakıt tüketimim. Bu da marşa bastığında tekrardan sıfırlanacaktır.
tekrar sistemimize gelecek olursak, bir alt tarafta servis durumumuz yazmakta. Aracımın servise 533 gün veya 15 bin kilometre henüz vakti var. Bunu niye göre belirliyoruz? Aracımıza her marş bastığımızda önümüzdeki 500 kilometreye göre bizlere aracımızın yağ ve hava filtre ve benzeri sistemi kontrol etmekte. Yağ kalitesinin bize sunduğu mesafe burada gözükmekte. Her zaman diyoruz ki bakımın geci olmaz ama erkeni olabilir. Her zaman 10 bini beklemeyin veya 20 bini beklemeyin. Bu kullandığınız aracın marka modeline veya kullandığınız yağ modeline göre değişmekte. 50 bin kilometre yağ ömrü olan araçlarımız bile mevcut. Bunları birçoğumuz maalesef bilmemekte. Burada aracımızın kumandasından uzaktan bütün camları açabiliyoruz veya kapatabiliyoruz. Aynı şekilde olası yağışlı havalarda camlarınızı açık unutmuş olabilirsiniz. Bu yağmur sensörü sayesinde tüm camlarınız kapanabiliyor otomatik olarak. Bir diğer husus, burada otomatik rear blind yazar. Burada aracımızın arka makam perdesi, şu an ben kullanmadığım için pasif durumda. Bu kapatıyorsa makam perdemiz, geri vitesi aldığımızda aracımızı makam perdemiz aşağı inecektir. Bize geri görüşümüzü sağlayacaktır. Bu tuş bende şu an aktif konumda ama ben makam perdemi şu an aktif olarak kullanmıyorum. Gerek görmüyorum. Zaten camlarımda film mevcut. Tekrardan vitesinizi R konumundan herhangi bir konuma geçirdiğiniz zaman artık araç geriye gitmeyeceğinizi anlayıp tekrardan makam perdenizi kapatacaktır. Teşekkürler Audi ailesi. İyi günler diliyorum.